Sevgili gençler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli coğrafya öğretmeni Belgizar Parlak. Yüksek Kurumları Sınavı Soru Çözümleri çalışmamızda sizlerle 2024 Temel Yeterlilik Sınavı Sosyal Bilimler Testi coğrafya sorularını çözeceğiz. 6. Soru Doğal sistemleri oluşturan dört temel ortamdan biri olan atmosferin yeryüzündeki canlı ve cansız unsurlar üzerinde çeşitli etkileri bulunmaktadır. Buna göre, ifadelerinden hangileri bu etkilere örnek gösterilemez? 1. Canlı yaşamı için gerekli olan gaz bileşenlerini sağlar. 2. Güneş enerjisinin doğrudan yeryüzüne ulaşmasını sağlar. 3. Gök taşlarının yeryüzüne ulaşmasını büyük oranda engeller. Doğal sistemler atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer olmak üzere 4 farklı ortamdan oluşmakta ve bu ortamlar birbirleriyle çeşitli şekilde etkileşimde bulunmaktadır. Atmosferin bu etkileriyle ilgili öncüllere sırasıyla bakalım. Birinci öncülde canlı yaşama için gerekli olan gaz bileşenlerini sağlar bilgisi vardır. Atmosfer canlı yaşama için büyük öneme sahip gazları bünyesinde barındırmaktadır. Yaklaşık %78 oranında azot, %21 oranında oksijen ve %1 oranında karbondioksitin yanında Su buharı ve başka birçok gazın bulunduğu bir yapıya sahiptir. Tüm bunlar canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürmede gerekli olan işleyişi sağlamaktadır. Bu nedenle birinci öncüldeki bilgi doğrudur arkadaşlar. İkinci öncülde güneş enerjisinin doğrudan yeryüzüne ulaşmasını sağlar bilgisi vardır. Güneşten gelen enerjinin doğrudan yeryüzüne ulaşması atmosferin varlığı nedeniyle söz konusu değildir atmosfer yüzeyinden ve bulutlardan belirli bir oranda doğrudan geriye yansıma yaşanmaktadır. Ayrıca ozonosfer tabakası zararlı ışınların süzülmesini sağlar, bu nedenle ikinci öncüldeki bilgi yanlıştır. Üçüncü öncülde göktaşlarının yeryüzüne ulaşmasını büyük oranda engeller bilgisi vardır. Göktaşları atmosfere girdikten sonra artan sürtünme nedeniyle ufalanmaya maruz kalır. Egzosfer ve termosfer katmanlarında yeteri kadar hava yoğunluğu olmadığından göktaşları bu kısımları rahatça geçer. Ancak mezosfer ağır olan bazı gazlar hariç tüm gazların karıştığı bir katmandır. Bu nedenle hava yoğunluğu ve ortam ısısı göktaşlarının yanmasına ve ufalanmasına yetecek özelliklere sahiptir. Sonuç olarak belirli büyüklükteki göktaşları bu katmanda büyük oranda ufalanır. Bu nedenle üçüncü öncüldeki bilgi de doğrudur arkadaşlar. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 B seçeneğidir. Yedinci soru. Aşağıda bir alanda yükselti basamaklarına göre bitki dağılışını gösteren bir şekil ve üzerinde bazı alanların numaralandırılarak gösterildiği bir harita verilmiştir. Dağılışı gösterilen bu bitkiler haritada numaralandırılan alanların hangisinde görülür? Sur'da Türkiye'nin kıyı bölgesinde bulunan bir dağlık alanın yamacındaki bitki örtüsünün dikey yönde dağılışını gösteren profil verilmiştir. Bitki örtüsünün bir dağ yamacı boyunca değişmesinde sıcaklık ve yağış şartları en önemli etkenlerdir. Yağışın miktarı bir yamaçtaki orman alt sınırını belirlerken sıcaklık ortalaması da orman üst sınırını belirler. Profil incelendiğinde kıyı çizgisinden itibaren ıhlamur, kayın gibi nem ve yağış isteği fazla olan, ılıman bölgeleri seven ve kış mevsiminde yaprağını döken ağaç türleri görülmektedir. Bu noktada Akdeniz iklim tipinin yayılış alanına giren ve kıyı çizgisinden itibaren daha çok Makiler ile kızılçam ağaçlarının ortama hakim olduğu 1 numaralı alan, 4 numaralı alan ve 5 numaralı alanlarda bu ağaçların yaygın olması beklenmez. Ihlamur, kayın gibi ılıman bölgeleri seven bu ağaçlar ülkemizde daha çok kuzey Anadolu'da yaygın olarak görülmektedir. Profilin üst kısımlarına doğru çıkıldığında ise ladin ağaçlarına rastlanmaktadır. Bu ağaç türü nemli toprakların görüldüğü serin ve bol yağışlı alanlarda rahat bir şekilde gelişim göstermektedir. Türkiye'de bu özelliklerin en elverişli olduğu yerler Doğu Karadeniz'de Ordu ile Artvin arasındaki kıyı şeridinin 1000 metreden daha yüksek kesimleridir. 3 numaralı yer bu sınırların içinde yer almaktadır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. 8. soru. Aşağıda iki farklı ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Bu ülkelerle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? 1 L ülkesindeki çalışma çağ nüfus oranı K ülkesinden yüksektir. 2. K ülkesinde ortalama ömür L ülkesinden daha düşüktür. 3. L ülkesinde ortanca yaş K ülkesinden daha düşüktür. 4. K ülkesinde okur yazar nüfus oranı L ülkesinden yüksektir. Nüfus piramitlerinin sahip oldukları şekillerden yola çıkılarak bu ülkelerin gelişmişlik durumu ve buna bağlı özellikleri hakkında genel çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Genel olarak tabanı geniş, Tavan kısmı dar olan piramitler az gelişmiş ülkelere ait. Buna karşılık taban kısmı dar, tavan kısmı geniş olan piramitler ise gelişmiş ülkelere aittir. Bu durumda K ülkesi az gelişmiş bir ülkeyken L ülkesi gelişmiş bir ülkedir. Öncülleri şimdi değerlendirelim. Birinci öncülde L ülkesindeki çalışma çağı nüfus oranı K ülkesinden yüksektir bilgisi vardır. Çalışan nüfus bir ülkede 15-64 yaş arasındaki nüfusu ifade eder. Piramitler incelendiğinde L ülkesinin 15-64 yaş aralığındaki nüfus oranının K ülkesine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda birinci öncül doğrudur arkadaşlar söylenebilir. İkinci öncülde K ülkesinde ortalama ömür L ülkesinden daha düşüktür bilgisi vardır. K ülkesinin az gelişmiş bir ülke olduğu nüfus piramidinin şeklinden çıkarılabilir. Ortalama ömür süresinin bu ülke için daha kısa olması beklenir. Bu durumda ikinci öncüldeki ifade de söylenebilir. Üçüncü öncülde L ülkesinde ortanca yaş K ülkesinden daha düşüktür bilgisi vardır. Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Bu durumda doğum oranı düşük, ortalama yaşam süresi uzun olan gelişmiş ülkelerde ortanca yaşın yüksek değerlerde olması gerekmektedir. Üçüncü öncülde daha gelişmiş olan L ülkesi için ortanca yaşın K ülkesinden daha düşük olduğu ifade edilmiştir. Daha gelişmiş olan L ülkesinde bu durumun tam tersi olacağından üçüncü öncüldeki ifade söylenemez arkadaşlar. Dördüncü öncülde K ülkesinde okur yazar nüfus oranı L ülkesinden yüksektir bilgisi vardır. Okur yazar oranı az gelişmiş ülkelerde her zaman daha düşüktür. K ülkesi az gelişmiş bir ülke olduğuna göre okur yazar oranı da L ülkesine göre daha düşük olacaktır. Dördüncü öncüldeki ifade de söylenemez. Bu durumda söylenebilen ifadeler bir ve ikinci öncüllerde yer aldığından sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir arkadaşlar. Dokuzuncu soru, sahip olduğu doğal ve beşeri özellikler dikkate alınarak dünya üzerinde şekilsel bölgeler oluşturulabilir. Bunlardan bazıları aynı zamanda birden çok şekilsel bölge içerisinde yer alabilir. Buna göre haritada kırmızı renkle gösterilen alanın aşağıdaki bölge türlerinden hangisi içerisinde yer aldığı söylenemez. A. Çöl bölgesi B. İslam kültür bölgesi C. Seyrek nüfuslu bölge D. Kastik yer şekilleri bölgesi E. Az gelişmiş bölge Sahip oldukları doğal ve beşeri özellikleriyle dünyanın diğer alanlarından ayrılan bölgeler şekilsel bölgelerdir ve her bölgenin kendine has özelliği vardır. Şekilsel bölgeler bölge oluşturmada belirlenen kritere göre bir türdeşliğe sahiptir. Belirlenen bu kriter doğal veya beşeri bir özellik olabilir. Harita üzerinde kırmızı renkle gösterilen alan Afrika kıtasının kuzeyinde yer almaktadır arkadaşlar. Burada dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü de bulunmaktadır. Bu nedenle çöl bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Çöl iklimini ve coğrafyasının özellikleri nedeniyle nüfuslanma bu alanda oldukça seyrektir. Yani seyrek nüfuslu bölgededir. Ekonomik faaliyetler oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle genellikle az gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler bulunmaktadır. Az gelişmiş bölgede olduğu da söylenebilir. Ayrıca Orta Doğu'dan Afrika'nın batısına kadar uzanan İslam kültürünün yayılış alanı da bu bölgeyi içine almaktadır. Yani İslam kültür bölgesi içinde yer alır. Ancak kırmızı ile taralı alanın bulunduğu arazi jeolojik yapısı nedeniyle D seçeneğinde ifade edilen karstik özelliklere sahip değildir. Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmı milyarlarca yıllık eski kayaçlardan oluşan sahalardır. Bu sahalar kıtanın en stabil bölgeleridir ve genellikle metamorfik ve magmatik kayaçlardan oluşur. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. 10. soru Türkiye'de gerçekleşen afetlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Kütle hareketleri en çok Yıldız Dağları'nın güneye bakan yamaçlarında gerçekleşmektedir. 2. Çukurova çevresinde su baskınlarının gerçekleşme sıklığı Tuz çevresine göre azdır. 3. Tunceli ilinde İn çığ olaylarının gerçekleşme sıklığı Sivas iline göre daha fazladır. Türkiye'de gerçekleşen afetlerle ilgili öncülleri değerlendirelim. Birinci öncülde kütle hareketleri en çok Yıldız Dağları'nın güneye bakan yamaçlarında gerçekleşmektedir ifadesi vardır çeşitli nedenlerden dolayı geniş veya dar bir arazi parçasının hissedilir bir şekilde yer değiştirmesine kütle hareketi denir. Yıldız Dağları, Trakya Yarımadası'nın Karadeniz kıyıları boyunca uzanan masif bir kütledir. Bu nedenle birinci öncüldeki ifade yanlıştır. Karadeniz kıyıları boyunca uzanan dağ sıraları içerisinde Doğu Karadeniz kıyıları kütle hareketleri açısından Türkiye'nin en er riskli yerlerini oluşturmaktadır. Bu durum üzerinde söz konusu yerdeki jeomorfolojik ve jeolojik yapı, iklim koşulları ve insan faaliyetleri etkilidir. İkinci öncülde Çukurova çevresinde su baskınlarının gerçekleşme sıklığı Tuz Gölü çevresine göre daha azdır ifadesi vardır. Yağışlardaki mevsimsel değişiklikler ve kar erimeleri su kütlelerinin boyutunun değişmesine neden olur. Buna bağlı olarak nehirlerin yataklarındaki su kütleleri taşarak hızla çevreye yayılır ve Su baskınlarına yol açar. Çukurova konumu nedeniyle Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin Akdeniz'e ulaştığı kısımda yer almaktadır. Bu da nehirlerin yukarı kesimlerinden zaman zaman gelen fazla sular nedeniyle baskın riskinin artmasına neden olur. Ancak Tuz Gölü çevresi akarsu ağının sıklığı açısından Çukurova'ya göre çok daha zayıf durumdadır. Türkiye'nin en az yağışlı yöresi olması da su baskını riskini azaltan diğer bir faktördür. Bu nedenle ikinci öncüldeki ifade de yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü öncülde Tunceli'nin de çiğ olaylarının gerçekleşme sıklığı Sivas iline göre daha fazladır ifadesi vardır. Kar yağışlarının ve engebenin fazla olmasından dolayı Türkiye'de çiğ olaylarının en çok görüldüğü yerler arasında Bingöl, Bitlis, Tunceli, Malatya, Erzincan ve Hakkari vardır. Tunceli Sivas'a göre yer şekilleri daha engebeli ve iklim özellikleri yönünden daha sert bir karaktere sahip bir coğrafyada olması çığ afetinin daha sık yaşanmasına neden olmuştur. Bu nedenle üçüncü öncüldeki ifade doğrudur. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 olduğundan C seçeneğidir arkadaşlar.